Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. Rusya ile Ukrayna arasında savaş çanları çalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deydi. Dönüş yolunda kritik mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk önerisini tekrarladı. Terör örgütüne karşı düzenlenen Kış Kartalı harekatını değerlendiren Erdoğan, siyaset gündemine ilişkin mesajlar da verdi. Krizin barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz. Dünyanın takip ettiği krizin merkezindeydi. Arabuluculuk önerisini tekrarladı. Ukrayna liderinden de bana telefon açın, nereye diyorsanız ben oraya gelirim yanıtı geldi. Temennimiz odur ki eğer arabulucu sıfatı bize yüklenirse işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de yapmaya çalışırız. Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Kiev'den dönüş yolunda da gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı. Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini, ardından iki lideri buluşturmak istediğini söyledi. Bunu alt düzeylere indirmeden inşallah üst düzeyde gerçekleştirebilirsek, buradan alacağımız neticenin bölgede yeni bir oluşuma fırsat vereceğine inanıyorum. Batı'nın çözüme katkı sağlamamasına ise tepkiliydi. Avrupa'nın da Amerika'nın da adım atmadığını vurguladı, sadece çomak sokuyorlar yorumu yaptı. İnlerine girdik mi? Girdik. Kış Kartalı harekatını değerlendiren Erdoğan, operasyonların süreceği mesajını da verdi. Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız. Teröristlere sınırlarımız içinde ve dışında nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Haberciler enerjide fiyat artışlarını sordu Erdoğan'a. Elektrik faturalarında kademede değişiklik yaptıklarını hatırlattı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşımızı dara zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız dedi. Şu anda Avrupa'daki en ucuz doğalgaz bizde ifadesini de kullandı. Trabzon'daki açılış töreninde sahneye çıkan çocuğun sözlerini de ilk kez değerlendirdi. Mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun önce İngiltere ardından ABD Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmeleri önemsemediğini de belirtti. Erdoğan cuma namazından sonra Kadıköy İncirli Bostan Camii'nin açılışını yaptı. Ya Allah! Bismillah. Samsun'da Atatürk Anıtı'na yönelik çirkin saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Değerli izleyenler, Atatürk Anıtı'nı halatla yıkmaya çalışan iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsunluların o alçak saldırı sonrası başlattıkları meşaleli nöbet gündemin birinci sırasına yerleşirken milyonlar sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla provokasyona tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Amacın neydi? Utanmadın mı? Verecek cevabı yok. Yaptığı alçaklığı anlatacak kelimede. Atatürk Anıtı'na saldıran provokatörler kısa sürede yakalandı. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderilirken Samsunlular nöbetteydi. Samsun'dan doğan güneş Anadolu'yu aydınlatmıştı. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı noktaya konulan onur anıtını iki provokatör halat bağlayıp arabayla çekerek yıkmaya çalıştı. Amacın neydi? Utanmadın mı? Alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken polis kuzen oldukları belirlenen iki saldırganın peşine düştü. Samsun halkı ise Atatürk anıtının önünde meşalelerle nöbet için toplandı. Akşam saatlerinde anıt önünde başlayan nöbet sabaha kadar sürdü. Siyasetten sanat ve spor dünyasına kadar milyonlar o nöbete destek verirken meşalelerin Samsun'u aydınlattığı bu fotoğrafa da sosyal medyada beğeni yağdı. Kısa sürede yakalanan provokatör kuzenlerin adeta suç makinesi oldukları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, ikisinin de çok fazla adli kaydı olduğunu söyledi. Konuyu takip ediyoruz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop saldırıyı kınarken millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el kırılır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Atatürk'ün aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyeceklerini belirtti.
Edirne Uzun Köprü'de de adalet anıtı hedef alındı. Anıtın ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. İki şüpheli gözaltına alındı. Muhalefet kanadında ise görüşme trafiği sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Covid geçiren Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken iki lider Millet İttifakı'nın gündemindeki başlıkları da değerlendirdi. Neyi nasıl yapacağımızı bugünden düşünmek, sağlıklı bir yol haritası koymak aslında bir anlamda bizim sorumluluğumuz. Millet İttifakı'nda çatlak yok dediği Saadet lideri Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret etti. İyi Parti'den gelen eleştiriler için milletvekilleri kendi görüşlerini söyler, biz saygı duyarız yorumu yaptı. Büyük bir uyum var. Umarım bütün genel başkanların katılımıyla, kamuoyuyla paylaşacağız. 6 muhalefet partisi lideri ortak deklarasyon için buluşmaya hazırlanırken kurmaylardan gelen açıklamalar kulisleri dalgalandırıyor. İyi Partili Yavuz Ağaralioğlu'nun biz olmadan CHP ne kadar oy alır çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan kimse kimseye mahkum ve mecbur değildir karşılığı geldi. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını bir an evvel talep etmesi. Ekrem İmamoğlu görevden affını istemeli diyen MHP liderine ise Ekrem Bey'i İstanbul halkı göreve getirdi. Neden görevinden ayrılsın yanıtını verdi. CHP lideri İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'yle yemek randevusunu da önceden bildiğini söyledi. O nedenle söylüyorum. Geliyor, gelmekte olan. Erken seçim çağrısını sık sık dile getiren CHP lideri Erdoğan kara kıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez dedi, sonbaharda seçim ihtimalini yüksek gördüğünü belirtti. Değerli izleyenler, Meclis Genel Kurulu'nda bir kez daha tansiyon yükseldi. Bu kez gerilimin fitilini HDP'li Oya Ersoy'un sözleri ateşlerken öğretmenlik meslek kanunu da meclisten geçti. Ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. 1500 yıl önce diye geçmişe bir atıf yaparaktan İslami değerleri hiç kimse aşağılayamaz. Geride olduğunuz için gericisiniz. Herkes haddini, hududunu, sınırını bilecek. HDP'li Oya Ersoy'un gerici ifadesi mecliste tansiyonu yükseltti. AK Partili vekiller Ersoy'a tepki gösterdi. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik. Ve ne 500 yıl ne 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Ersoy'un sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Ya siz kimi tehdit ediyorsunuz ya? Sizin inanç dediğiniz bizim de inançlarımızdır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Eğer maksadını aşmışsa gelsin buradan, tekrar sözlerini geri alsın. Anlatmaya çalıştığı fikirler toplum düzenine dair düşüncelerdir. Ya kime bağırıyorsunuz siz? Arkadaşlar. Tartışmanın sona ermesinin ardından öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören öğretmenlik meslek kanunu teklifi genel kurulda kabul edildi. Bir oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş. Fenomen şarkıcı Rain Man, yani Yusuf Aktaş'ın oturduğu siteye gizlice giren eli silahlı bir kişi annesine korku dolu anlar yaşattı. Cep telefonunu gasp edip kaçtı değerli izleyenler. Rain Man'in babası Show Haber'e o kabus dolu anları anlattı. Önemli bir iddiada bulundu. Amacı gasp değil, ailemi rehin almaktı. Planını komşumuz bozdu dedi. Leyla, Leyla. Bence rehin almaktı. Ben böyle yorumluyorum. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. 10 dakika daha geç kalsaydık diyor, komşunun dışarı çıkacaktı ve çocuk evde yalnız kalacaktı diyor. Hesap edememiş tabii komşunun yani. Evde olduğunu. Sitenin duvarından atladı, ünlü şarkıcı Rain Man'in annesini evinde silahla gasp etti. Rain Man'in annesinin evinde olduğunu biliyor muydu? Evet, oğlumun annesi olduğunu biliyor. Ev adresini biliyor. Bilinçli bir şekilde gelmiş yani. Zaten hanımın panik atağı var. Ondan ziyade küçük oğlum panik yapıyor. Gözleri büyüyor çocuğun. Rain Man'in babası amaç gasp değil, ailemi rehin almaktı iddiasında bulundu. Komşunun gelmesi
sen benim planımı bozdun demesi, ben onu öyle yorumluyorum yani. Psikopat adam Reynmen'in annesinin yaşadığı Başakşehir'deki işte bu siteye geldi. Güvenlikte olduğu için duvarlardan, demir çitlerden atlayarak içeri girdi. Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş'ın evinin zilini çaldığı, çocuğu çıkınca da ona kendisini kurye olarak tanıtıp kitap getirdiği yalanını söyledi. Biz kitap falan sipariş etmedik. Bir, ikincisi güvenlik beni neden aramadı? Dedi ki diyor, güvenlik sizi aradı ama siz duymadınız. Şimdi telefonunuza mesaj gelecek sizin. Nasibe Aktaş güvenliği ararken gaspçı da harekete geçti, cep telefonunu aldı. O anda komşu geliyor, Fatma diyor telefonu aldı, al elinden diyor. O anda elini beline atıyor. Silahı gördüm diyor. Silahı görünce diyor geri çekildik diyor. Kabzası pastaydı diyor. Rahmi Aktaş eve gelen psikopatın aslında gasp amaçlı gelmediğini ve eşini çocuğunu rehin alacağını, komşusunun evde olmasını da büyük bir şans eseri planı bozduğunu iddia ediyor. Sen benim planımı bozdun. Nereden çıktın sen? Bu cümleyi kuyu. Kendi yorumum tabi. Silahlı gelmesi oraya her şeyi göze almış demektir. Ailemi rehin de alabilirdi. Gaspçı öylesine yüzsüzdü ki bir gün sonra da arayıp para istedi. Arıyor, IBAN atacağım size. Para atın IBAN'a. Meblağ bildirmiyor. Bu konuyu kapatalım. Biz konunun ne olduğunu bilmiyoruz. Reynmen'in annesinin şikayeti üzerine Başakşehir polisi hemen harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve o şüpheliyi 3 gün sonra yakalayıp adalete teslim etti. Sağ olsunlar, polisler gerçekten çok ilgilendiler. İnkar ediyor. Ben değildim diyor. Ama üzerinden bir sürü sim kart çıkıyor. Reynmen'in evine giren gaspçı tutuklandı. Oğlunuz duyunca ne hissetti, ne düşündü? Panik yapmayın dedi. Er geç yakalanacak bu dedi yani. Arkasında bir şey var mıdır gibi şüphesi var mı? Bir komple... Hayır. Sıradan bir adli dava olarak görüyorum ben yani. Para koparmak amacıyla yapılan bir şey diye düşünüyorum yani. Gelme, ölme madem yok. Son kirayı alamayınca eve gitti. Pakistan uyruklu kiracıları kapıyı açmayınca da başlarına bir şey gelmesinden endişelendi. Oysa gerçek düşündüğünden çok ama çok farklıydı. Aslında iyi niyetinin kurbanı olmuştu. Kirayı almaya geldim. İşte 2 gündür açmıyorlar kapıyı. Ben de ışık yandığı için, doğalgaz açık olduğu için merakta kaldım. Endişelendim can güvenliklerinden. Kiracıları kapıyı açmayınca canlarından endişe etti. İhbarı üzerine polis itfaiye çıkarma yaptı. İşin aslı anlaşıldığındaysa herkes büyük bir şok yaşadı. Bir sorsana, burada eşya var mı eşya? Eşya var mı evde? Vardı, yok mu şu an? Nasıl, boş mu şu an? Sadece bir tane yatak var ya, o da yere serpişler. Geri kalan koltuk takımı falan vesaire hiçbir şey yoktu. Yine de sevindim vallahi, kötü bir şey yok. Vicdanlı ev sahibi Nermin Sulu, Avcılar'daki evini öğretmen olduğunu söyleyen Pakistanlı karı kocaya 8 ay önce kiraya vermişti. Ocak ayı kirasını almak için önceki gün kapıyı çaldı ama açan olmadı. Yalnız mı yaşıyor? Eşi vardı, eşi var, asla açmıyor. Telefonu da kapalı yani... Dünden beri vuruyorum, ediyorum, açan yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bir odanın ışığı açıktı. Üstelik kombide yanıyordu. Hayatlarından endişelenip ihbarda bulundu. Çok geçmeden polis ve itfaiye geldi. Kapıyı kırmadan önce itfaiye merdiveniyle bir ekip 3. kattaki dairenin penceresine yanaştı. İçeriye bakıp durumu telsizle bildirdi. Anlaşıldı. Evde kimse yoktu. Derin bir nefes alındı derken kiracıların evdeki eşyayı çalıp kaçtığı anlaşıldı. Bir sorsana, burada eşya var mı eşya? Eşya var mı evde? Vardı, yok mu şu an? Nasıl, boş mu şu an? Sadece bir tane yatak var ya, o da yere serpişler. Geri kalan koltuk takımı falan vesaire hiçbir şey yoktu. Kaçmışlar bak. Anlaşıldı. Kaçmış gitmiş. Nermin Sulu onu dolandıran kiracılarından şikayetçi dahi olmadı. Canları sağ olsun dedi. Yine kötü bir şey olmasın da gene paraya gelsin. Geçmiş olsun. Vallahi gene aman neyse. Dedim, karlı bölgelerde yürürken dikkat etmenizi öneriyoruz. Çünkü her an çatılardan başınıza kar düşebilir. Sizi yere serebilir. İşte farklı şehirlerde o tehlikeyi teyit geçenler ve geçemeyenler. Biriken tonlarca kar çatılardan kaydı. Kimi kıl payı kurtuldu, kimi ise şanssızdı. Gaziantep'teki yaya ise tehlikeyi ucuz atlattı. Kar kütlesi düşmeden o uzaklaşmıştı. Tunceli'de çatıda biriken tonlarca kar sessizliği böyle bozdu. Artçı sarsıntılar devam etti. Çatı beyaz örtüden tamamen temizlendi.
Baskonuş'tan haberleşip ortak bir noktada buluşuyorlar. Müşterileri taksiden taksiye transfer ediyorlar. Peki taksiciler bunu neden yapıyor? İşte hem trafiği kilitleyen hem müşterileri mağdur eden o transferin nedeni. Diğer taksiye bindi. Müşteri transfer oldu araçtan araca. Evet, şu anda bir başka müşteri geldi. Bir taksiden indi, diğerine bindi. 10 tane 20 tane araç burada birikti mi buranın trafiği felç oluyor. Merhaba, kolay gelsin. Abi burada transfer mi oluyor? Evet. İki yakanın taksicileri ortak noktada buluşuyor, yasak olmasına rağmen müşteri transferi yapıyor. Bunun sebebi ise iddiaya göre köprü ücreti. Bakın taksici şu anda telefonuyla Baskonuş'tan konuşuyor. Yolcu bekliyor. Buradaki araçlar karşıya geçmiyor. Biz de karşıdan bu tarafa geçtiğimiz zaman müşterileri alıyoruz. İstanbul'un yoğun trafiği, köprüden gelişte de gidişte de ücret ödenmesi taksicilere yeni yeni yöntemler geliştirdi. O yöntemlerden biri de transfer. Taksiciler Altunizade ve Zincirlikuyu'yu mesken tutmuş durumda. Borçlanıyorlar, çift sıra şerit yapıyorlar, trafiği engelliyorlar. Peki bu sistem nasıl işliyor? Avrupa yakasından gelen taksici müşteriyi burada bıraktıktan sonra Baskonuş sistemiyle diğer taksicilerle iletişime geçiyor. Haberleşiyoruz orada. Burası da buluşma noktamız. Evet, diğer taksiye bindi. Evet, şu anda bir başka müşteri geldi. Bir taksiden indi, diğerine bindi. İki taksici konuştu. Taksiden iniyorlar. Çaldı, haberleşiyor diğer taksiyle. İniyor müşteriler. Merhaba, kolay gelsin. Abi burada transfer mi oluyor? Evet. Bu tarafın araçları biz karşılıklı olduğumuz için bize transfer ödüyorlar. Bir taksiden indiler, diğer taksiye transfer oluyorlar. Sizden indi değil mi? Benden indi de yanlış, o verdi zaten yolcuyu bana geride. Yaptıkları yasak ama taksiciler bu transfer sistemiyle müşteriden köprü ücreti alınmadığını iddia ediyor. Dönüşte aldığımız için gidişi almıyoruz yani. Avrupa'dan geçtiğimiz zaman ben total gidiş geliş parası alıyorum zaten. Başkasından aldığınız parayla yani, şey olarak sistem bu yani. Şu anda da bir para alışverişi yaptılar. İddialarına göre bir müşteri tam ücret 16 lira 50 kuruş ödüyor. Başka müşteri ise hiç para ödemiyor. Onlar bu transferi gerçekleştirirken diğer yolcular da mağdur oluyor. Bir hanımefendi taksiye binmek istiyor. Bir sürü taksi olmasına rağmen kimse onu aracına almıyor. Çünkü transfer bekliyorlar. Döviz kurundaki oynaklık, enflasyon derken kiralık evlerin fiyatı arttı. Bazı ev sahipleri ise bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Eski kiracısını tahliye edip evini yüksek fiyattan kiralamak isteyenler için çık baskısı yapıyor. Peki bu baskı yasal mı? Kiracıların hakları ne? İşte uzmanından cevabı. Kiracı bir senesini daha doldurmamış, ev sahibi çık diyor. Gerçekten fırsatçılık haline geldi. Bu büyük bir vicdansızlık. Döviz kurundaki dalgalanma, enflasyon gayrimenkul piyasasını sarstı, kiralar uçtu. Görmüş olduğunuz şu daire 12.500 lira. Şimdi kim verecek bunu? Bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Ya bir de yalan. Sen çık işte ben oturacağım veyahut da satacağım. Halbuki asla böyle bir şey yok. Fazlasına kirayı vermek başka hiçbir şey değil yani. Bazı ev sahipleri var olan kiracılarını çıkartıp yerine daha çok kira alabilecekleri yeni kiracı arayışına girdi. Evet, yaşadık. Ciddi anlamda bir problem var. Hırslı insanlar bu tür şeyleri yapıyorlar, yanlış, suç. Böyle bir uygulamanın haksız bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kiracılar da bence bu konuda kesinlikle tavır koymalılar ve çıkmamalılar. Yani. Mahkemeler şu anda kiracı ve ev sahiplerinin bu davalarıyla dolu. Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracıların ne yapması gerekiyor? Kiracının düzenli olarak kira bedelini ödemesi durumunda korkmaması gerekiyor. Çünkü yasa gerçekten kiracıyı koruyan bir yasa. Yasalar ev sahiplerinin keyfek eder taleplerine geçit vermiyor. Kiracının tahliye edilmesi yıllar süren bir sürece varmaktadır. Gerçek dışı beyanlarla yapılan kiracı tahliyeleri bir yıllık kira bedeli kadar tazminat gerektirecektir. Bir başka seçenek ise ev sahibiyle kiracının anlaşma yoluna gitmesi. Kiracı taşınma masraflarını, depozitosunu yeni taşınacağı yerin bir aylık kira bedelini de ev sahibinden alabiliyor.
Unutulmaz dizi Muhteşem Yüzyıl'da hatırlarsınız Kanuni Sultan Süleyman'ın Halit Ergenç canlandırmıştı. Bir bilgisayar mühendisinin o dizideki Halit Ergenç'e benzerliği hayatını değiştirdi. Moskova'da meşhur oldu. Sultan Süleyman aradı. Dur! Kafanızı kaldırmayın sultan geçene kadar. Sultan Süleyman! Gözünüz bir yerden ısırıyor mu? Evet, deminden beri bakıyorum. Sultan Süleyman. Ben Süleyman. Muhteşem Yüzyıl dizisi başladıktan sonra... Tabii şimdi kostümü giyince de... Moskova'da Rus halkı bayağı seviyor. Можно вас потрогать? Конечно. Kurum, acaba dedim Halit Ergenç mi? Çok benziyor. Ya ister istemez size insanlar bakıyor. Çok seviyorlar, sarılıyorlar. Türkiye'de izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin o simge karakteri Sultan Süleyman. Yanımda o dizide Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in neredeyse birebir kopyası bir beyefendi var. Dizide herkesin aklına kazınan bir replik vardı. Süleyman, Süleyman. Süleyman yok. Rus kadınları yapıyor genelde. Süleyman, Süleyman diye bağıra bağıra geliyorlar. Ben ya sizi, vas seviyorum. Tatarskimin seni yara. İlker Erdemir, bilgisayar mühendisi. Bir gün arkadaşı ondan habersiz bir şey yaptı. Fotoğrafını Moskova'da düzenlenen bir yarışmaya gönderdi. O dizinin yayınlandığı Halit Ergenç'in ikizinin arandığı bir yarışmaydı. Ben yaklaşık 100 katı kadar bir oy farkla oradan birincilikle çıktım. Muhteşem bir değişim oldu mu sizde de? Ya bir nevi meşhur oldum Moskova'da. Yani Rusya'da meşhur oldum diyebilirim. Biz de çocukları Topkapı Sarayı'na gezdirmeye getirmiştik. Sultan Süleyman ayağınıza geldi. Aynen öyle. Tabii burası Sultanahmet. Turist çok, Rus turistler. İlker Bey'i görünce hemen fotoğraf çektirmeye başlıyor. Вы знаете меня? Знакомо. Tanıyor musunuz beni dedim. Evet, tanıyorum dedi. Вы в сериале снимались, нет? Dizide çekilen kişi misiniz diyor. Değilim, onun benzeriyim dedim. İlker Bey, bu eşine az rastlanır benzerliğin keyfini çıkarıyor şimdilik. O dizide oynayan sevdiğim Adnan abi Behram Paşa'yı oynuyor. Kendisi bana şunu söyledi. Sizi Halit Bey gördüğü zaman da kendisinin gençliğini gördüğünü hissedecek. Bir de hayali var. Ya hayalim tabii ki yurt dışında Türkiye'yi çok iyi yerlerde temsil etmek. Türkiye'nin nüfusu bir yılda 1 milyondan fazla arttı. Toplam nüfus 84 milyonu aştı. TÜİK yeni nüfus verilerini açıkladı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip illeri. Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? 81 milyon diye biliyoruz ama. 90 milyon. Emin misiniz? Eminim. 100 milyon yakın. Kaç? Espri yaptım tabii de. Bence 83 oldu. Geçti bile. Tahminler birbirini kovaladı. Gerçek rakamı TÜİK açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273'e ulaştı. Günden güne fazlalaştığı için insan takip edemiyor. 2020'de nüfusumuz 84 milyona dayanmıştı. 2021'de 1 milyon 65 bin 911 kişi de arttı. Ve Türkiye'nin nüfusu 85 milyona dayandı. Normal. Türkiye'nin büyüyüşüne göre. Artıkça artalım. Artalım mı daha? Artalım. Benim 3 tane oğlum var. Güzel değil mi? Nüfus artış hızı da yükseldi Türkiye'nin. Öyle ki 2020'de 1000'de 5.5'ti. 2020'de biraz daha arttı. 1000'de 12.7 olarak kaydedildi. Kaç aylık acaba? 11. Bir katkı da sizden herhalde. Öyle olmuş. Bir katkı da ablamdan. Cinsiyete göre kıyaslandığında erkekler az farklı önde. Nüfusun %50,1'i erkek, %49,9'u kadın. Türkiye'deki yabancı sayısı da 1.792.036. Çok mu kalabalığız? Evet, yani biraz fazla. Megakent İstanbul'da rakam 15.840.900'e ulaşırken Tunceli 83.645 ile en düşük nüfusa sahip il oldu. Genç nüfus mu kalabalık sizce, yaşlı mı? Bence genç nüfus. Allah bereket versin ne diyeyim. Son verilere göre nüfusun ortanca yaşı da yükseldi. 2020'de 32,7 olan ortanca yaş 2021'de 33,1 olarak kayıtlara geçti. Melike 18 yaşında bir bilek güreşi sporcusu. Ufak tefek görünüyor ama öyle güçlü ki bileğini bükebilen yok. Dünya şampiyonu sporcu Show Haber için küçük bir gösteri yaptı. Bakın cesaretini toplayıp karşısına çıkan mahalleli nasıl pişman oldu. Arkadaşlar düşündüğümüz gibi değil, kaçın buradan.
Evet, sıradaki gelebilir bence. Oo. Kum gibi ufalandık. Ne oldu? Ne oldu? Ufak bir ağrı oluştu. Çok narin görüyorum, o yüzden ihtiyarlıyım. Göreceğiz birazdan. O zaman başlasın. Kimseye acımadı, bileğinin gücüyle hem rakiplerini devirdi hem mahalleliği. Nasıl yenildiğinizi anlamadınız. Anlamadım. Boşuna dememişler, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Evet. Melike Aysan daha 18 yaşında bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu. Ülkemi en iyi temsil etmek için elimden geleni yapacağım bu senede. Yüzlerce mücadelede bileğini bükebilen çıkmadı. Öncelikle bunlar benim gurur tablom. 22 tane madalyam var. Türkiye şampiyonluğum, Avrupa şampiyonluğum ve dünya şampiyonluğum var. Şampiyon Melike'yi şu ana kadar hiçbir rakibi deviremedi. Mahalleli de ona meydan okumaya karar verdi. Bakalım bu kararlarına pişman olacaklar mı? Evet, sıradaki gelebilir bence. Sert kayaya çarptı. Oo! Sert kayaya çarptı demiştiniz ama bence siz çarptınız. Kum gibi ufalandık. Sadece sağ kolda değil, sol kolda da çok iddialı Melike. Öyle ki bakın. Birkaç saniye bile sürmedi devirmesi rakibini. 60 yaşındayım efendim. Ben çok hazırım. Bence 3 kere yenildiniz. At abi. Abi mahalle sana güveniyor abi. Mahallemizin güvenliği. Güveniyoruz sana. Efendim yenilenler umudu size bağladı. Siz ben kendinize güveniyorsunuz. Ben de Allah'a bağladım. Göster evet gücünü Fatih Efendi. Bence bu gazla yenersiniz Melike. Hadi bakalım ya, bismillah. Değmedi ki. Değmedi. Ufak bir ağrı oluştu. Şimdiye kadar Melike hiçbir mahalleliye yenilmedi. Siz iddialı mısınız? Yani çok narin görüyorum, o yüzden ihtiyarlıyım. Yeneceğimi düşünüyorum yani. Biraz mücadele etseydin. Yani teknik çok farklı bir şeymiş. Demek ki teknikle ben onu vücutumla yeneceğimi düşündüm ama. Melike çok gayretli, çalışkan, azimli bir sporcumuz. Hazan Hanım, bize ateş hattını sürdünüz. Buyurun biz de sizi görelim. Yok, ben hiç almayayım. Bence sen bana acırsın. Ya maçta acımak yok. Oldu o zaman. İnsanlığın en eski sorularından biri belki de. Kadınlar mı, erkekler mi daha zeki? İngiltere'de bununla ilgili bir araştırma yapıldı ve bakın nasıl bir sonuç çıktı. Yaparken bile bir şey düşünebiliyor. Kadınlar erkeklere göre daha detaycı. Onu ben yönetiyorum. Her türlü işlerini hallettirebiliyorlar. Yıllardır en çok duyduğumuz söylemlerden biri kadınların erkeklerden daha zeki olduğu. İşte bu söylem bilim insanları tarafından kanıtlandı. Her şekilde zekiydi. Yapılan araştırmada kadınların beyninin erkeklerden daha farklı çalıştığı ortaya çıktı. Hiç de katılmıyorum öyle. Ben zekanın cinsiyetle orantılı olduğunu düşünmüyorum. Abi zekiler. Mesela? Abi mesela ben okuldayım, tüm derslerden kaldım, erkekler de kalıyor, kızların hepsi geçiyor. Biz direkt sonuca bakıyoruz, onlar ama işte gelene kadar aynen giriş, gelişme, sonuç onlar için daha önemli. Yani. Evliyim ben, eşime göre tabii ki zekiyim. İşin ilginç yanı erkeklerin büyük bölümü de aynı fikirdeydi. Kadınlar daha detaylı düşünüyor bence hani. Erkekler bana göre biraz daha üstün körü. Ben katılıyorum buna, evet. Bence daha zekiler. Daha hassas bakıyor olabilirler konulara. Erkekler kadınlara göre biraz daha geride. Size bakarım ama sizinle konuşurken başka şeyi düşünürüm. O derece. Bin tane şey geçer. Aynen, kadınlar asla durmaz. Aç tilki kümesinde hindi ve kaz bırakmadı. İsmail Kılıçdabak'ta olmuyor. Tilkiyle anlaşma yaptı. Her sabah onu kendi eliyle beslemeye başladı. Şimdi iki taraf da o anlaşmaya sadık kaldı. Gel. Ömrümde ilk kere böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kümesine tilki dadandı, baktı olmuyor. Aç hayvanla anlaşma yaptı. Yaza kadar da bir anlaşma yaptık bununla. Yaza kadar ben bunu besleyeceğim. Yazın o bizim hindilere, gazlara hiç şeye dokunmayacak. Tabii ki sözünde durursa. Erzincan'ın Beşgöze köyünde yaşayan İsmail Kılıç bir gün samanlıkta davetsiz bir misafirle karşılaştı. Geldiğimde samanlıkta yatıyordu. Ve çok acıkmıştı. Yedirerek, içirerek bunu kendime alıştırdım. Düşündü, taşındı, gazlarını ve hindilerini yiyen tilkiden kurtulmanın yolunu aradı. Hayır Allah'ın günü. Her Allah'ın günü gündüz burada. Senin tavukları götürdü mü? Bana hiç tavuk kalmadı, hiç bir tane kalmadı. Aç hayvana da kıyamadı, ondan söz alıp her sabah tilkiyi kendi eliyle beslemeye başladı. Ama buna söz verdim, ben bunu yaza kadar yedireceğim. Yazında nereye gidersen gitsin. Gel.
Tunceli'deki Sarıtaş Jandarma Dağ Karakolu'nun da sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Mehmetçik karların arasında dolaşan aç tilkiye yiyecek verdi. Aç mı kaldın abi? Değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Sizlere güzel bir hafta sonu dilerim ve her zaman söylediğim gibi güzel bir akşamınız olsun. Hoşçakalın efendim.